yeniden birlikteyiz. Evet. Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iftiharla sunar. O şapka çıktı ya meydana. Çıktı. Şu an kalbim ama burada. Ama bu yapacağım oyunun parçası ama ne aslında para var. Parayla yapacağım bunu. Ama artık sen de bir sihirbaz adayı olduğun için bence yavaş yavaş takmaya başlaman lazım. Değil mi? Bir şey değil mi? Yakıştı mı? Bir elinde de sihirli çubuk olursa. Bir çubuğun da olsaydı. Saçım da sihirli kocaman. Çubuğumuz da. Evet. Tatan. Ben gideyim artık, sen devam et istersen. Evet, bundan sonra programları ben getiriyorum. Hepinizi kurbağaya çeviriyorum. O bu değildi değil mi? O değildi. Ya koyalım şöyle. Şimdi bir tane paramız var. Kağıt paramızla yapacağız bunu. Yine çok sevdiğim bir oyunlardan bir tanesi. Gördüğün gibi. Kağıt paramızı şöyle katlıyoruz. Tamam mı? Evet. Katladığımızda. Ha burada şöyle bir sen bir incele. Parmaklarında herhangi bir yapışkan var mı bakabilirsin. Baş parmaklarına bak bir de. Var mı? Yok. Değil mi? Burada da yok. Tamam. Alıyorum bunu. Kağıt paramızı. Ve şöyle tuttuğumda bırakıyorum. Evet. Oh. Ve kağıt para dengede duruyor. Dın dın dın. Bu o statik elektrik numarası değil. Burada değil. Başka bir şey var. Kesin alakası yok. Kağıt. Bakmak ister misin? Hı? Nerede duruyor? Burada mı duruyor? Evet, orada duruyor. Benimki durmuyor. Evet, biraz daha olacak gibi mi? Sanki olacak gibi ama. Atatürk'ten yardım almaya çalışıyorum. Telepati kuruyorum ama olmuyor. Bir daha yapalım. Şimdi şöyle yapalım. İyice bir katlayalım bunu. Şöyle katlayalım. Tamam. Koyuyorum ve bırakınca işte. Dın dın dın. Hı? Katlamamızla ilgili bir şey mi? Aslında değil. Değil. İçine bir şey mi çarpıyoruz? İçine mi? Al bakabilirsin. Ya ben çok yakın oturuyorum. Gördün mü? Yakın gördüm. Oturduğun için. Ne gördün, ne gördün, ne gördün? Ama eğittim beni o kadar. Bir şeyler görüyorum artık. Para parayı çeker tabii. Öyle söyleyeyim. Tabii aslında yani gösteri yaparken yan yana gösteri yapılmaz. Tabii karşı canım. Karşı gösteri yapılır. Ben de zorlanıyorum burada sana yandan gösteri yapmakta. Onun için yapmakta. Benim sucurta almam lazım. Evet, evet, evet. Şimdi. Kağıt paramızı da aldık. Herhangi bir kağıt para hiç önemli değil. Kağıt yerine kağıt para kullanıyorum. Birini alıyorum ki hani hilesiz bir şey olduğunu anlasınlar diye. Ama parmaklarımda yapışkan var diyebiliyorlar. O yüzden de parmaklarımı gösteriyorum. Bak senin al paran. Bak herhangi bir şey yok. Görüyorsun. Evet. Sonra çaktırmadan bir tane bozuk para alıyorum. Bozuk parayla beraber tutuyorum bunu. Bakın. Bak çok doğal bir şekilde gördün mü? İkisi beraber tuttuğum zaman belli olmuyor. Evet. Ama arkada ışık gelirse gölgesi belki belli olabilir arkada. Onun için gelmesi. Katlıyoruz. Katlıyorum. Bir de tabii gözükmesin diye de katlıyorum açıkçası. Hani para rahat gözükmesin diye. Hmm. Üçe katlıyorum bunu. Ve ağırlık yaptığı için bozuk para. Denge merkezini. Evet. Parada tutup. Ve işte. Tararant tararant. Voila. Tatan. Gördün mü? Evet. Ve böyle bak. Böyle yapıyorum avucumu. Parayı oradan düşürüyorum. Aşağı. Düşürüyorum ve diyorum ki al bakabilirsin. Heh, hadi sen yap. Ama bak yine burada bir şey daha söylemek istiyorum. Parayı verdikten sonra bir şey gizliyor gibi yaparsanız. Olmaz. Bakın bu niye eliniz yumruk olur? Bir şey vardır ki elinizde saklarsanız. Tabii. Yine hani para kaybetme bir numarası yapmıştık ya. Aldım düşürdüm ve al diyorum. Al bunu. Bak. Tabii. Zaten ben bu ucundan tuttuğum ve için. Ve döndürdüm. Hala bir şey saklıyor gibi olmadım. Güzel, başarılı. Evet. Aynen. Güzel değil parayı mi? Çeker. Çok keyifli. Ablı evet, isim evet. Koydum ben buna şu an. Bu numaranın adı. Tamam. Ay güzel. Ay. Evet. Bu işte bir terslik var. Hapşırınca bir alerjim var. Hapşırınca mendil çıkarıyorum ben. Güzelmiş. Güzel değil mi? Öngörmek. Beğendin mi numaramı? Çok güzel. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Şöyle oldu. Aslında burada yine bir
paket lastiği kullanıyorum. Aa, yine çıktı sihirli paket lastiği. Ama bu sefer renkli değil. Ten rengime yakın olsun diye normal karaçuk lastik kullandım. Evet. Bu çok büyük olursa saklaması zor olabilir. Biraz aslında fazla büyük. Yani benim için normal ama arkadaşlarımız için, hani çocuklar için biraz daha küçük büyük olabilir şey. Evet. Kağıt peçete de olur mu? Kağıt peçete şöyle olmayabilir. İncesi kopabilir. Ha. Bir de böyle rahat açılmaz. Ama hiç yoksa büyük bir kağıt peçete de yapıp deneyebilirsiniz. Eski bir tişörtten falan kesebiliriz o zaman. Evet. İnce bir kumaş. Küçük bir bez parçası, kumaş parçası olabilir. Saten parçası olabilir. Saten. Bak bunu aldım. Gördün mü? Ortasına kadar getirdim. Başla yapalım. Ha. Bak bunu alıyorum. Lastiği. Ortasına kadar aldım. Şöyle. Orta parmağıma geçirdim. Sonra alıp bir güzel sardım. Evet. Çektim ve buraya koydum. Ha! Ama vay. Bunu böyle yapmıyorum gözükmesin diye. Tabii. Böyle yapıyorum. Bak yine avucum açık. Para kaybı oyundaki gibi. Tamamen açık avucum. İkisi de aynı. Bak biri böyle de değil, biri böyle de değil. Aynı. Ve ne yapıyorum? Çok belli olmuyor değil mi? Yok evet, yani o sırada şimdi oraya bakmıyordum. Sen de bir bildiğin için görüyorsan bilmeyince muhtemelen görmezsin ve derken kolumu açıyorum. Mimik çok önemli. Evet. Yani her bütün zaman beden yüzüne gitti, mimikler çok önemli. Diye. İşi bitmeyen şey hakikaten. Yoksa kuru kuru meydana getirirsem. Yok tabii. Olan. Derken yine yönlendiriyorum aslında. Sanki hapşurunca ağzından çıkmış gibi gözüküyor. Anladın mı? Çok iyi. Derken tüh açıyorum. Ya ama güzel değil mi? Bak burası çok önemli. Parmakları kapatıp açıyorum. Kapatmazsan bu fırlar gider. Fırlar. Evet. Açık başladım. Bak şuradan kapattım ki. Bak yapalım. Hemen yapalım. Bunu da deneyeceğim. Evet evet. İşin içinde lastik varsa. Tüh de bak parmaklarımı kapattım. Şimdi sen dene. Şimdi mi? Al bakalım. Oh bana çarşaf geldi. Evet. Bir lastik alayım. Al bakalım. Ay, lastik düşürdüm. Rengini evet. Güzelmiş bunların. Lastik de al bakalım. Lastiği böyle geçirdim ortasına. Al istersen bir şey diyeyim, o biraz büyük olacak büyük gibi ya. Diyor. Sen şu kırmızıyı al istersen. Çünkü kollarında sıvalı ya, saklamak zor olacak. Ay evet benim... Bir dakika şimdi. Buna lastiği böyle geçirdim, ortadan aldım. Orta parmağımı iki kere mi dolamıştın? Yok bir kez. Bir kere. Bir normal böyle. Hı, böyle. Tamam. Sonra bunu küçülttüm, küçülttüm. Pıt pıt. Evet. Minicik yaptım. Bunu evet. Çektim. Ay çok da korkuyorum ben bunu. Evet, evet, evet. Şey olmasın evet. Diye. Kopmasın. Evet. Bunu da buraya şimdi, yerleştirdim. Şimdi tam aç avucunu. Şöyle aç, tam aç. Heh, tamam, çok güzel. Şimdi karşıya bak. Bir şey derken kolunu aç. Ama parmakları kapatmayı unutma açarken. Tamam. Böyle şöyle yapma, çok güzel yapma. Yani aç, iyice aç. Heh. Hiçbir şey yokmuş gibi, çok doğal. Ellerim hiçbir bomboş. Şeyim yok. Her şey çok normal. Oldu mu? Füüü de. Evet bak ben de yapayım. Dublajda. Dublajda hata oldu. Hazır beraber yapalım mı ikimiz beraber? Ha, çok güzel olur hadi. Bugün sardım, ne yaptın? Sardım sardım. Ben düzgün saramadım ben. Evet. Top yaptım koydum, zaten. Tamam mı? Koydum buraya. Yan durmuyorum bak iyice. Şöyle koydum. Bak saramadım. Ve... Ellerim açık bir şey yokmuş gibi. Bak böyle bile yapabilirsin bak. Düz bir şekilde. Aa. Ama yani göz bir şekilde onu evet. Bir, iki, üç. Çıkmadı mı? Ben beceremedim onu. Yok bak şöyle sar şuradan. Şöyle sar. Galiba sararken problem oluyor. Şöyle sar evet. Al bakalım. İyice. Pandemide denemeyiniz. Evet hazır mısın? Hazırım. Tutturdum o sefer. Evet, ay güzel çok değil güzel. Mi? Teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti bu. Şimdi gel. Sana son bir numara daha göstereyim. Bak. Faydalanayım. Belki bir numara daha göstereceğim bir oyunda. Bunu bilenler var. Ama öyle bir yöntem göstereceğim ki sana. Bu numarayı bilenleri de yaptığında onları şaşırtabileceksin. Hadi bakalım. Şimdi. Al bak bunu. Avucunu öncelikle ısıtıyorsun, 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 ısıtıyorsun. Şöyle ısıtınca. Avucumu bak herhangi ısıtıyorum. Bir yapışkan hiçbir şey yok. Normalde düşer değil mi döndürünce? Isıtıyorsun, ısıtıyorsun, ısıtıyorsun. Bak döndürünce düşmüyor. Bak hop. Gördün mü?
Aa. Dene bakalım. Böyle bir şey yaptın. Evet. Bak. Isıtıyorsun, ısıtıyorsun, ısıtıyorsun ve düşmüyor. Bak, bu kapağı sıkıştırmıyorum aslında. Bak şöyle yapalım bak. Ha. Hop hop, gördün mü? Neden? Tam açıyorum, tam açıyorum bak. Evet, benim olmuyor. Öğrenmek ister misin? Evet, istiyorum. Şimdi bak, benim elimi buraya koymam için bir bahane bulmam gerekiyor. Hı. Çünkü ben aslında bunu böyle yaparken parmağımı tutuyorum. Çok ayıp. Ama elimi burada başlarsam o el niye ha, orada, bir soru işareti. Buradan o yüzden ne yapıyorum? Diyorum ki bileğini ısıtınca diyorum. Bir bahane buluyorum aslında. Enerji veriyorum ben kendime. Evet. Sonra derken ama bak ikisi beraber dönmeyecek. Hı. Dönerse birkaç ayrıntı söyleyeyim sana. Eğer bu burada olursa, parmakta yukarıda olursa tutmak için bak çok büyük bir hareket gerekiyor. Evet. Ve açtın ya, parmakların sayılabiliyor eksik olması. Sonra tam elini açmazsan, tam elini açmazsan da araya etinle tutuyorsunuz diyorlar. Hani ha, evet, kısımları. Şöyle açman evet, lazım. Tam açman lazım. En önemlisi de çok yapılan bir hata. Yine ben görmüyorum diye böyle yaptığımda gözükmüyor zannediyorum. Ancak bak parmak karşı taraf görüyor. Ha, ben görmüyor zannediyorum. O yüzden ben böyle yapıyorum. Ya aşağı yapıyorum. Ya böyle yapıyorum. Tamam mı? Ve bu dönüyor. Bakın baş parmağım yukarıda. Okus. Bileğim dönüyor, bu sabit kalıyor. Okus. Bu beraber dönmüyor yani. Tamam mı? Bu dönüyor. Böylelikle ben de rahatça bu elimi buradan parmağımı getirip götürebiliyorum. Bakın kapattım, döndürdüm ve getirdim. Güzel. Açtım. Kapatırken tekrar getirdim. Bakın çok küçük hareket var burada. Haliyle belli olmuyor. Bakın. Tamam mı? Şimdi bakalım, yap bakalım. Sen yapar mısın? Hı. Evet. Gibi. Fena değil. Evet, güzel güzel. Aç ama bak, ben parmağını, alttaki parmağını görüyorum. O yüzden açıyı şey yap. Şunu da aç. Heh, ha, evet. Bunu da. Tam aç, tam aç. Bütün şüpheleri ortadan kaldırmamız lazım. Evet. Evet ve da. Ben görüyorum parmağını. Bak, evet. Şöyle yapalım. Ver onu bana. Hı. Şimdi aldın ya bunu. Hı hı. Aldıktan sonra açıyorsun. Bak, açtım. Ne evet. yapıyorum? Ha. Parmağı göstermiyorsun. Ne? Parmak nerede? Parmak burada. Hangi parmak? Evet, hangi parmak tutuyorum? Korkuyorum. İşte bu oyunu bilen arkadaşlarım oluyor, böyle denk gelebiliyorum. O zaman ben bu yöntemi yapıyorum. O zaman. Da ama önce altıncı parmak. Hayır, diğer kalem. Aa. Aslında aynı mantık kullanıyorum. Çok güzel. Ama herkes yine parmağı şartlandığı için herkes parmağı düşünüyor. Çok ama başlarken güzel. Böyle başlıyorum. Bak, tuttum, açtım. Parmağımı görüyor musun? Dur diyorum bak, parmağım altta diyorum. Önce deminkini yapıyorum. Normal, sonra bunu yapıyorum. Bak bu da diyorum. Güzel değil mi? Çok güzel. Evet. Bravo. Basit ama etkili. Evet. Basit ama etkili. Önemli olan bu zaten. Basit oyunlarla ne kadar güzel etkiler yaratabiliyorsun doğru yaptığında. Evet, çok, değil çok mi? Doğru. Evet, ben bunu güzel. Çok yaptım okul hayatımda. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Dolunay. Yani aydınlandım. Ne güzel. Yani mutlu oldum. Sen de güzel seyirci olarak. Siz de eğer gerçekten keyif olarak bu oyunları yapmaya devam ediyorsanız evinizde ne mutlu bana. Ben de çok mutlu oluyorum. Eğer yaparsanız videolarınızı gönderebilirsiniz. Değil mi? Yorumlarınıza bakacağız. Evet, yorumlarınıza bakacağız. Evet. Hayatı renklendirmek lazım. Sorularınız olursa yorumlarda ben de elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Olur mu vakit buldukça? Merak ediyorum acaba neler yapıyorsunuz? Keşke aslında biz onları seyredebilsek. Öyle bize videolara gönderseler. Ne güzel olur. Biz keşke. Onları izleyebilsek değil mi? Ne kadar güzel olur aslında. Valla kim hangi numarayı denedi, hangi numarayı sevdi yazsın. Evet, yorum evet, olarak evet, evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman arkadaşlar teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki bir seyrettiniz. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Küçükçekmece Belediyesi'nin bugünkü etkinliği de sona erdi. Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi'ye çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.